Merhaba arkadaşlar, seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen görevlere bakalım. Ana görevlerden devam edeceğiz, yani Karanlık Kardeşliğin görevini. Bakalım bu bölüm bitirebilirsek bitiririz tamamen. Bir iki tane yan görev yapacağız yine. 10. yıl diyesiyle gelen bir yeri keşfetmeye çalışacağız. Silah, zırh, büyü. Önceki bölümde hem bir zırh seti bulmuştuk, hem de birkaç tane yeni büyü kitaplarının olduğu bir sandık bulmuştuk. Güzel bir detaydı aslında. Bu bölümde de yine silah, zırh, bir şey karşımıza ne çıkarsa aklımda bir yer var. Ama görev aktif oldu mu ya da herhangi bir level şartı istiyor mu çok emin değilim. Oraya hiç bakmadık çünkü. İlerleyen süreçte oraya da bir bakarız. Şimdi şöyle bir bakalım. Ana görevden gideceğim. Karanlık Kardeşliğin ana görevinden bir gideceğim. Hatta önceki bölümde bir iki görev, daha doğrusu büyü almıştık ama Markurio yapmasaydı neredeyse öldürecektik onun için. Bir burada bekle diyeceğim ben sana. Tamam. Şu yıkım büyüleriyle ilgili bir iki tane görev şey almıştık, büyü almıştık. Ve şurada kimse yokken bir denemek istiyorum bunları. Böyle görelim hatta. Yıkıma gel abi. Şurada kontrolsüz alev, ayaz ve fırtına var. Alevi daha önce bir denemiştik. Yani alev duvarı gibi bir şey örüyor aslında. Fazla da basılı tutarsak aslında biraz Epson harcıyor ama çabuk da doluyor Epson'umuz. Tamam, kontrolsüz ayaz. Hemen şuna bir bakalım. Bizim etrafımızda bir şey yapıyor. Savunma büyüsü gibi bir şey bu. Hem saldırı hem savunma olarak değerlendirebiliriz. Tamam, yıldırım nasıl bir şey abi, ona da bir bakalım. Aynısının yıldırım versiyonu gibi bir şey açıkçası. Aslında bayağı bir büyü aldık ama. Örneğin elemental atlama, elemental yıkım, sıra sol tuşta yıkım var, sağ tuşta. Yani bayağı bir güçlü aslında büyüler var. Mara'nın gazabı neydi bu abi? Bundan önce denemiş miydik hatırlamıyorum. Bakalım. Ha, bizim etrafımızda bir koruma kalkanı oluşturuyor. Tamam, bunu gerçi alev pelerini de yapıyordu. Nasıl bir fark var arada? Aslında detaylı bakmak lazım. Tamam, süresi dolsun. Markurio'yu alalım. Girip ana görevimizi yapalım. Burada elimizde şu an şey var. Şafak Söken var. Önceki bölümde almıştık. Abanos külçe bulursak bunu biraz geliştirelim. Bunu kullanalım. Önceki bölümü izleyenler hatırlayacaktır. Ejder dişli miydi? Neydi? O bir tane kılıcımız vardı. Entry'ime attığımız. Onu bir türlü kullanamadık. Askıdan alamadık. Orada bir bug oluştu. Ne olduğunu anlamadım gerçi de. Bakacağız. Tamam. Şimdi nereye gideceğiz abi? Komutan Mario'ya bildir. Bildirelim. Neyi bildiriyoruz? Peki. Markurio nerede abi? Bu bölümü unutmazsam buraya tekrar bir girip bakmak istiyorum. Yavaş fakat iyi gidiyor falan filan. Tamam, dur. Ben de meşgulüm. Lazy and useless. A lot of them. They can't even stop right there. The tower is off limits until further notice. Mario'ya gurmenin giriş fermanını göster. Tamam. Göreve başlıyoruz. Tamam. Markurio belki ondan dolayı gelmemiş olabilir. Zaten bu bölümde, yani bu görevde daha doğrusu, Markurio'nun yanımızda olmaması daha iyi yerimizi belirleyebilir. But please don't let me keep you.
Proceed to the kitchen straight away. Gianna, the castle chef, has been eagerly awaiting your arrival. Tamam. Nereye gidiyoruz abi? Şu tarafa. Not another delivery. I told you people our stocks are fine. Now put whatever you have over there. The gourmet? Evet, gourmet. Oh, finally. When I heard the gourmet was being brought in to cook for the emperor, I could hardly believe it. It's just... Well, I'm just surprised the gourmet is a red guard. I had you pegged for a wood elf. Oh, well, actually, you're not. Wearing a chef's hat, I mean. There's one right over there on the shelf. You can't very well cook without it. On another delivery. I told you people our stocks are fine. Now put whatever you have over there. Şef şapkasını giyince olay bitiyor ya. Ona hasta oluyorum bu görevde. Nerede bizim şef şapkamız? We'll begin. Yanımızda var mı? Tamam. Neden bir yerden mi alacaktık? Neden alacaktık biz onu? Saniye. Saniye göre ne abi? Şef şapkasını giyip Gianna ile buluş. Şef şapkası neredeydi abi ya? Bir saniye. Ha şurada. Tamam. Pardon. Şefin şapkası. Şu. Yok. Bu değil. Aşı şapkası. Aşı şapkası. İyi. Bir saniye. Oh, just look at you. Absolutely brilliant. Ha, tamam mı? You're just as I imagined. Oh, the emperor has... But the cookbook, the base broth is already boiled. We can get started right now. So, muhteşem çorbayı yap. Should I add next? Bir poğaça değil, bir havuç. What next? Sıradaki bileşen. Of course. All right. Tamam. What next then? Sessiz mi kalsak? All right. What next then? Deniz aslanı. Sorry. I have to say, the stew seems done. Add anything else and we may dilute the distinct flavor. Tamam, eklenecek son bir malzeme kaldı. İşte bunu da kat. What is this? Some kind of herb? Are you? I'm sorry. All right then. Your secret ingredient's been added. And if I may say so, I'll carry the stew pot and lead the way up to the dining room. I'm sure the emperor. Ben taşıyayım ve sana yemek salonuna giden yolu göstereyim. Hadi gidelim. We want the gourmet's famous. Buradan nasıl kaçacak hiç bilmiyorum. Biliyorum bulmamız lazım. Hadi hadi. Gurme haydi. Yok gurme benim pardon. Hop. Sırt çantalı. Bari bir kıyafet mi giyseydim diye düşünüyorum da. Nereye gittim? I'm nervous. We'll go in just a moment. Please, I'll serve. Tamam. You just stand there and be amazing. Tamam. İmparatoru öldür. But an isolated incident. And I have been assured that the fault was with the man's son alone.
Truth is, we are in no danger whatsoever. Killing an emperor can be useful, but befriending one, now that's beneficial, as I'm sure. İmparator burada ölecek zaten. Aha, here we are. Our honored guests. Pardon. I present to you the gourmet. Gourmet'i takdim ediyorum. Teşekkür ederim. So delicious. My friends, as emperor, I of course reserve the right of first taste. Oh, how marvelous. Just delicious. It is everything I had hoped it would be. I think something's wrong. Tamam, ben şöyle bir By the gods, the gourmet and the chef have poisoned the emperor. Get them. What? No. No, you don't understand. There's been some kind of mistake. Tamam. Kapıyı açın. Karşı kapıdan dışarıya çıkacağım. Haydi. Şöyle yapayım. Önce bir kendi şapkamı takayım tekrardan. Mahkirin sinsilikle ilgili bir şeyimiz var mıydı abi? Bakın büyüleri. Yok. Elimizde şu an ne var? Pazarlık kolyesi değil ya. Kaldırı alalım biz. Sinsiliğin yüzüğüne takabiliriz ama elimizdeki Efsun yüzüğünü. Efsun yüzüğünü ne yapayım abi? Dur. Sinsiliği takabilirim ya da hangisi ya? Tekel silahlar için bize şey veren. Emsalsiz kıvraklıkmış. Bunu takalım. Hatta bizde bir şey de vardı. Buradan başka kimseyi öldürmeden direkt girebilir miyiz? Böyle buradan geçtik mi? Şuraya geldik mi? Güzel. Peki. That man was by far the most insufferable decoy the emperor has ever employed. İhanete uğruyoruz kısacası. But I'm even happier than you. Haydi, çabuk çabuk çabuk. You, an assassin for the Dark Brotherhood, just made an attempt on the Emperor's life. Would have succeeded had it been the real man. Surprised? So was I when a member of your family came to be. Ailenden biri bana bu planla bana geldiğinde ben de şaşırmıştım. Görüyorsun ki bir anlaşma. You and the Dark Brotherhood gets to continue its existence. Bakalım. You know what? I've changed my mind. How about this? I kill you and butcher each and every one of your miserable little friends. Your sanctuary is being put to the sword right now. That's what I think of this deal. You killed my son. Evet, onu ben öldürdüm. And now you'll pay the price. İtiraf ediyorum. Kill him. Make sure there's nothing left to bury. What was that? Tamam. Panik yok. Panik yok. Panik yok. Hiç panik yok. Kaçacağım zannettin değil mi? Aha, Markurio da geldi. Tamam. Elimde sırf set olsun diye bunları alayım mı ya? Yani şey arayacağından değil ama değişik bir set olsun diye. Against Skyrim and her people. What say you in your defense?
Bir dakika. Cezamı ödeyeceğim 1500 desek. Bütün cezadan yırtıyor muyum? Önemli değil. Zaten bir 20 altın kadar bir şeydi. Tamam. Bitti mi şimdi? Şimdi rahatlıkla gidiyorum. Burası biraz saçma olmuş. Koca imparatoru öldürdüm ya. Tamam. Şimdi nereye gidiyorum abi? Neredeyiz? Ha, tapınağa gideceğiz ama tapınakta şu an doğru. Sıkıntı vardı. Arkuryo gel abiciğim. Ha. Ölümün nefesi bu başlamış. Tamam. Bunlardan aldık nasıl olsa. Başlığı bulursak başlığını da alırız. Burada kim var? Bir saniye, şurada biri var. Tamam. Nasılsınız arkadaşlar? Ben ata binmeyi... Hatta bilmek istemiyordum aslında ama böyle bir şey oldu. Neyse. Gel. Şu arkadaşa bakmak istiyorum. Ne alalım? Odun. Odunları şeyde kullanabiliyor muydum? Neyse. Gel. Önce bir tapınağa girelim. Oo, burada şey vardı. Burada benzin vardı değil mi? Şimdi benzini direkt tutuştursam ne olur? Şuraya git. Tamam, miğferini de aldım. Güzel. Çizmeyi falan tamamladık. Vay 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 vay. Her yeri yakmışlar. Gece anan ne ya? Gerçeği. Hayır, yürü git. Tamam. Peki. Şu, vay, argonyalı gitmiş mi? Bunları alalım bari, senin işine yaramayacak bundan sonra. Aha, sen de mi gittin lan? Neyse, ben lootluyorum abi. Yapacak bir şey yok. Vur kafasına, kafasına vur. Ne var mı? Haydi. Nazire saldıranı öldür. Nazir. Dur. Erken davrandım. Haydi 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 haydi. Nazir neredesin abi, dur. Yettim. Görmüyorum. Görsem çok şey yapacağım da.
güzel, çok güzel. Nazir. Demek ki yaşıyorsun, merak etmeye başlamıştım. Tamam, biz oyuna geçilmiş. Birçoğumuz şu anda ölü olduğunu düşünürsek bu kadarını tahmin etmiştim. Yani belki düşünmüyordum ama senin zavallı derdimi, derimi kurtarman bir nevi. O yüzden teşekkürler. Tamam, gidelim abi. Önce şunu tutayım abi. Tapınaktan kaç. Olur. Kaçarız. Gel abi, gel. Ama ne taraftan gideceğiz? Ha, buradan gidemiyoruz. Dur. Ben senin kurtuluşunum. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Anacığım, benim güzel anacığım. Aha. Ne diyor abi? Gece anaya sarıl. Sarılırım benim anacığım. Tamam. Benim gece anacığım. I don't see you helping. I'm not exactly built for manual labor. Now come on, you've almost got it. One more pull. Hey, haydi çabuk. There. Can you get it open? I think so. Just hold on a moment. You must speak with Astrid. Astrid ile konuşmalısın. Burada karanlık kardeşlik tapınağında. Whoa, whoa, whoa. Slow down. It's all right. You've been through a lot. Maybe you should just sit down for a bit. Astrid ile konuşmalıyım. O burada tapınakta. Beni takip et. Tamam. Let's go. Tuttuk. Babette. Hadi gidelim. Heh, nereden gidelim? Şuradan gideceğiz. Yanık cesedin içinden 3 tane altın çıktı. 5 tane de bundan çıktı. Ve bizim meşhur Astrid'in son hali. Alive. You're alive. Shh. Please. There is much. Söyleyecek çok şey var ama yeteri kadar zaman yok. So very sorry. The penitus oculatus. Mero. He said that by giving you to the... Tabii oğlunu öldürdüğümüz için beni sattın sen de. Karanlık kardeşlik rahat edecekti. Gördük. I was such a fool. All of this. It's all my fault. You are the best of us. And I nearly killed you. As I've killed everyone else. Şimdi hain demeyeyim ben buna. Yani doğru düşündüğü şeyi yapmak istedi. Karanlık kardeşliğin iyiliğini düşünerek yapmak istedi. Onun için seni kara boşluğun sitisi yargılayacak. Sana acıyorum. No. Don't pity me. I deserve whatever fate the Dreadlord has in store. Evet, ihanet ettin. I betrayed you. And now, Mara, I just wanted things to stay the way they were. Cicero'dan gece anadan önceki gibi. Cicero'yu da öldürmemiştim ama. Nasıl olacak bilmiyorum. But you're alive. So there's still a chance. Don't you see? I prayed to the Night Mother.
I am the black. I'm saying you. Sen haklıydın. Gece ana haklıydı. Kadim yollar. Yüzyıllardır kanamı kardeşliğe rehberlik etti. Onları inkar etmekle aptallık ettim. Gam kılıcını veriyorum ki sonuna kadar gidebilesin. Gam hançeri. On sağlık emer, 40 hasar veriyormuş. Burada mısınız? Thank you. Rica ederim. Arkadaşlar. If I heard it with my own ears, I wouldn't have believed it. How could Astrid have done this to us? Evet, ben de. Tamam, müsaade eder misin? Anacım beni bekliyor. Gece anacım. Benim anacım. Benim anam, güzel anam. Astrid is dead. Evet. It is as it should be. May she find anim. Redemption in the void. But while you live, sen hayatta oldukça kanalın kardeşlik hayatta olur. İnşallah. We must fulfill sözleşmemizi yerine getirmeliyiz. İmparatorluk Titus II. Mede öldürülmeli. Tamam. Akçay'ın içinde yer alan sancaklı kısrahtaki Amon Montier ile konuş. Hakiki imparatorun yerini biliyor olacak. Ama önce Nazire planlarından bahset. Dinleyici sen olduğun için bu aileyi bir araya getirmelisin. Çok kolay, o benim için. Tamamlandı ölümün nefesi. Başladı çok yaşa Cities. Nazirle görüşelim. Peki. Tam değil. Gece ana benimle tekrar konuştu. Sözleşme hala geçerli. Gerçek imparator ölmek zorunda. But how? Our plan has gone to ruin. Everyone is dead. All right then. Go. Go, my listener. Find out. But yapacağım. Görüşeceğim. Seher Yıldız Tapınağı'nın oraya yerleşebiliriz. Seher oradaysa ne olacak? We could make a proper home there. Listen. When you're finished with this emperor business, meet Babette and me there and come back with a barrel full of gold. Tamam. Hadi bakayım. Babette, my girl, pack your thing. Bunu okumuştuk değil mi? Bunu okumuştuk. Tamam. I was hoping you'd say that. Fark ediyor. Şimdi görevlere bir bakalım. Çok yaşa Cities. Bu imparatoru öldürme olayını bir sonraki bölüme bırakalım. Bir iki tane yan görev yapalım. Al falan inşa edeceğiz vesaire. Ama yine de bir Akşay'a gidelim. Akşay'da özellikle demirciye bir bakmak istiyorum. Saat kaç abi şu an? Pardon. 2.47. Gelmişken şurada bir uyuyalım. Hatta uyumadan önce direkt aslında göreve bir bakalım ya. Oradan yapabileceğimiz bir şeyse. Bellator. Hı? Yes. Dur. Madem buraya kadar geldik. En azından şununla da konuşalım bari. What is it? I said I didn't wish to be disturbed. By the gods. You please. You mustn't think I had anything to do with that. I want düşündüm to be dead. Hiç şansın yok sana. I still do. It was Morrow. He yapan Morrow'ydu. Adı oradan.
You mean after all that's transpired, the Dark Brotherhood? Why, this is astounding news! The Emperor. Hadi de gel, söyle, İmparator nerede? If you can get on board that ship, kill Titus Meade the Second as contracted. I will reveal the location of the dead drop that holds your payment. Nereye git? Well, I don't know. It's in the Solitude Inlet. That's the channel just north of the dock. I suppose you should go to the docks and. Well, I. It's in the. Tamam, pardon. Aynısını tekrar seçmiş oldum. Şunu seçeceğim. Yes. I can imagine you'd want to settle that score. Last I heard, he was at the Solitude docks conducting the. Ama sen Maro'yu öldür. Onu da yapacağım. Surely. İmparatorluk var. Aslında soru mantıksız bir soru oldu. Sonuçta bir imparator var ortada. Everyone assumes the Dark Brotherhood has been completely destroyed. They may be a bit more lax. Şunu alırız. Bu ne? Satılık. Hatta keçisi. Bu görevi yapmıştık zaten. Pardon, Skyrim'in evcil hayvanları görevindeki nottu bu. Onu yapmıştık. Sen burada ne geziyorsun abi? Rexus ha. Az önce konuştuğumuzun yedekçesiydi. Gel abi. Bir şu evimize bir bakalım. Özellikle şeye bakmak istiyorum. Sandığın içine bir abonos külçe falan bir şey attım mı diye bakacağım ama Polinom var, abonos atmamışım. O 40 tane 32 tane de burada bayağı bir bunlardan toplamışım aslında. Tamam. Şu şeyleri de buraya atayım gelmişken. Aslında bunların hepsini alıp şeye hala götüreceğim. Entrehime. Unutuyorum. Gel abi şimdi. Bunları bir atalım önce. Örgülü eldiven. At abi bunu da. Tamam, bunlar dursun. Aşının şapkasıyla işimiz yok. Ağırlığımız 394. Niye abi? Şunlardan dolayı olabilir. Yaka bunların ikisi de 40 mı vuruyordu ya? Tamam. Burada başka bir şey var mı? Şu delik çevreni bir atalım. Bunun görevi vardı da bunun görevini de yapmadık. Olmazsa bu bölüm bunun görevini yaparız. 194 bende ne var abi ağırlık yapan ya? Bir saniye. Abi bunların ağırlığı yok. Şey mi? İksirler falan mı var? Oo. Şu fazla iksirleri bir atalım. Mesela 390'lardan 374'e indi sadece. Direkt bununla. Aşağıda şunlar var. Tamam. Tamam. Şimdilik böyle dursun. Gel abi. Hop. Şimdi görevlere bir bakalım. Ana görevden devam edebiliriz. Aslında bu bölüm bunu bitirelim. Bir sonraki bölüme bırakmayalım. Peki nereye gideceğiz abi, dur. İki görevimiz var. Katariha gir. Komutan Maro'yu öldür. Önce Maro'yu öldürelim. Tam arkamızda. Peki. Şu an gizliyiz. Abi beni kim fark ediyor ya? Markurius sen mi fark ediyorsun beni? Markurius kork. Tamam, komutan Maro öldü. Güzel abi. Vur kafasına. Aferin. Tamam, başka da
gelecek? Yok sanırım. Batarya'ya gir. Bir saniye, nerede abi? Ha yok, Mavi Saray değil de. Mavi Saray'da değil bu. Şu karşıdaki gemiydi sanırım. Dur. Buradan. Gidelim abi. Niye takıldım az önce lan? Kaç tane asker var? Çok emin değilim. Yani yukarıda gördüm. Ama buraya giriş neredeydi? Şöyle bir bakalım. Sanırım hop. Aynen buradandı. Buyurun. Buyurun buyurun. Ortalığı biraz dağıtacağız. Müsaade var mı? Nereden geleceğin abi? Tamamdır. Başka var mı? Hop. Burada bir altın kesesi var. Bunları bir alalım. Alamadım. Boş ver. Gel. Markulio, ilerler misin abiciğim? Teşekkür ederim. Biraz daha ileri abici. Teşekkür ederim. Burada bir şey yok. Geri geri nereye gittiğini öğrenebilir miyim abiciğim? Beni görmüyor, Markulio'yu görüyor ya. Daha ben ne diyeyim abi? Bir yerden ses geliyor ama nereden geliyor? Gideceğimiz nokta yukarıda sanki. Kimse var mı burada? Kimse yok. Tamam, gel abi gidelim şuradan. Çok gürültü yapıyor. Gel abi. Burada ne var? Bunlar zaten ölmüş. Hepsini al. Tepe parmağını kesinlikle al.
Geri de şahit bırakma. Tek pişmanlığımız şu an Cicero. Cicero ne olacak? Cicero bize engel olacak mı? İlk defa bu seride sadece Cicero'yu öldürmedim. Şimdiye kadar ne zaman oynadıysam hep Cicero'yu öldürdüm. Bunda baştan itiraf edeyim. Bununla ilgili bir de büyü almıştık. Karmaşık kilitlerle ilgili. Şu karmaşık seviye ve altındaki kilitler 5 saniyeliğine açılabilir. Bunu bir deneyelim. Daha önce yaptık mı hatırlamıyorum. Ha, büyüyü kullandıktan sonra Fenrir'in karşılaması kilidi açma. Kilit kapı karmaşık. Kilitli kapı. Bunu yaparsak normal açmaya çalışıyoruz sanırım. Şunu yaparsak otomatikman açılıyor. Güzel. Oo. Tamam. Halledebilirim. Ben de gelebilirim. Kim var? Dur. Korkma. Korkma dur. Başka var mı? 5 altın 5 altındır. Kardeşim bunların hepsi fakir. İmparatorluk askerleri. Çirkin. Müsaade eder misin abiciğim? Teşekkürler. Geç abi onu da. Ya bir önüme gelmesen abi. Nerede lan? Abi nereden geliyor? Yürü git. Aha, bir anahtar aldım. Ne ya bu? Heh. Tamam gel, yukarıya çıkacağız arkadaşlar. Ne alalım? Aynı yola gidiyor. Bir kez daha komutan Morrow'un aptal olduğunu kanıtladım. You haven't come this far just to stand there gawking. But of course, you and I have a date with destiny. Yes, I must die. And you must... But I wonder... İş tamamlanmadan önce birkaç sözle daha yaşlı bir adama acı çektirir miydin? Well, I thank you for your... You will kill me, and I've accepted that fate, but... Alın yazına rağmen senden itirazı gördüm. Senden bir iyilik istiyorum. Yaşlı adamın son arzusu. Birkaç kişi beni ölü olarak görmek isterken yalnızca bir kişi bu olayı başlattı. Bu insan kadın veya erkek fark etmez. İhaneti yüzünden cezalandırılmalıdır. Suikastım için ödülünü aldıktan sonra bu emri veren kişiyi öldürmeni istiyorum. Bana bu iyiliği yapar mısın? Burada bir tereddüte kaldım. Ölü bir adamın son isteği. Teklifi değerlendireceğim. Now, on to the business at hand, I suppose. Tamam. İmparatorluk giysisi. İşimize yarar mı? Peki. Bunu bir okuyalım. Başka bir şey var mı abi? Buradan alabileceğimiz. Akülüyor. Kenara çekil abi. Burada okuyacağımız bir iki kitap var. Bunları hemen şöyle bir açıp kapatacağım. Başka bir şey var mı? Başka bir şey görünür de yok gibi. Hangi ara atladık ya? Çok acayip şeyler oluyor bu oyunda. Hop. Mercurio gel abicim gel.
İmparator da öldürdü. Şimdi nereye gideceğiz? Akça'ya gideceğiz. Akça'ya da mı bu ya? Gel abi. Come on in. Just stoke the fire. Take a seat and get the cold out. Well, I'll be damned. We heard you were dead. You're back. I know, my friend. But you... Your payment waits. Now please, go. Collect your money. And let us never look upon one another again. Our business, thank the gods, is concluded. You're back. Tercih hem bunu öldüreceğiz. Bunu öldürmeye çalışırsam acaba ceza yer miyim diye düşünüyorum. Tamam. Gidelim abi. Gidelim. Sakin. Saniye. Şu adamın üstünden neler var? Bu. Tamam, başka bir şeye gerek yok zaten. Gel abi, şimdi gidelim. Ölecek bir adamın son arzusunu da yerine getirmiş olduk kısacası. Beni mi? Bir sürü altın getirdim, senin mirasın gibi bir şeymiş ve başın sağ olsun. Miras mektubu. Ne abi? Bir saniye. Miras mektubu ne abi? Bengisan, Mevkibey Yüce Balgruf adıyla size... Ha, az önce öldürdüğümüz adam. Tamam. Bildirmekten büyük üzüntü duymaktayız. Merhum size mirası olarak 100 altın bırakmıştır. Mevki Bey ve meclis tarafından hukuki kurallarımız gereği bu meblağdan 10 altın vergi kesilmiştir. Kalan meblağ güvenilir bir kurye tarafından size ulaştırılacaktır. Bütün meclis mensupları olarak acınızı paylaşmaktayız. Teşekkür ederim. Merhumun hayattayken iştenlikle bağlandığı çok değerli arkadaşları olduğunu görmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu arkadaş ben miyim? Dileriz ki hakkınız olan bu miras, birbirinize olan daimi bağlılığınızın ve Mevki Bey'imizin sizler üzerindeki ihsanının bir göstergesi olur. Sağ olsunlar ya. Göre ne abi? Ödemeyi al. Ödemeyi nereden alacağım? Bakalım. Ödemeyi Volunrut'tan alacağım. Görevi ilk aldığımız yerden. Gel abi şu Volunrut'a bir girelim bakalım. Biz buranın görevini yapmıştık diye hatırlıyorum. Onun için çok detaya girmeden hemen şuradaki emanetlerimizi alıp çıkalım. Yirmi bin altın. Çok güzel abi. Hadi gidelim. Arkuluyor. Gel abiciğim. Aynen. Volunrut'un içerisinde de bir silahlarla ilgili bir görev vardı. Bunu yapmıştık, bitirmiştik. Görevi aldığımız zaman. Al.
Burada ne var abi? Güzel. Şimdi benim merak ettiğim şu an nereye gideceğiz? Nazire rapor vereceğiz. Okey. Ama Seher Yıldızı'nda acaba Cicero bizi karşılayacak mı? Var mı böyle bir şey bilmiyorum. Gel bakayım abi. Neden iniyoruz? Burada bir kitap var. Sinsilik 96 oldu. Güzel. Sinsiliği fırlamaya çok az kaldı arkadaşlar. Aslında hırsız başına falan aktif etseydik şimdiye bitirmiştik. Titus Mede ikinci öldü. İkinci Titus Mede. Could you have brought us more wondrous news? Recent events notwithstanding, this is a happy day for us, my... Despite your misfortunes, you stayed true to the Dark Brotherhood. You've saved us all. And for this, bir konu hariç. My eternal thanks. Now, of course, I must ask. Killing the Emperor, how much did Motier pay for such a thing? Ha! Remarkable. Well, the old bastard certainly made it worth your while. Now. Might I offer some advice? You should go to Riften and find Delvin Mallory. Mallory evet. Is an expert of mal edinme uzmanı parayı bu toplumlara onarmak ve kullanabilir. Kendimize gerçek bir dev yaparız değil mi? You do that and I'll see what I can do about recruiting some new additions to our family. Tamam. Çok yaşa Stis görevinde bitirdik. Tamam, düşmanın başını şu anki görevi ne abi? Tamam. Şeye gidip Delphine'le görüşeceğiz. Olaylar devam edecek. Şimdi buradan bir çıkalım. Emperor Titus Mede the Second lies dead and the Dark Brotherhood yet lives. Evet. But our work is just beginning. Approach me, listener. And hear my words. Hayırdır anacığım? Yet another child has prayed to their mother. Başka çocuk daha anasını duacı oldu. Ne? Speak with the desperate gambler. Ümitsiz kumarbaz ile konuş, altına al ve hedefi yok yet, kan ile bağlansın, bir sözleşme daha başlasın. Tamam. Then eliminate the target. So begins a contract bound in blood. Bağlantıyla konuş. Okey. Bildiğim kadarıyla bundan sonraki görevler, bir iki görev daha veriyordu sanırım. Ondan sonraki görevler sürekli tekrarlıyordu. Yani bitmiyordu. Onun için bu görevini de yaparız. Daha gelir miyiz bilmiyorum. Şimdi çıkalım abi buradan. Aha. Seni gözden görmek güzel Cicero. It is Cicero. You are a fool. Gotcha. Oh, Cicero has returned. Not to kill the kind listener. In the meantime. Bu sırada tapmakta keyfime bakacağım. Eminim ki gece ana ilgilenmeye ihtiyacı vardır. Ulan seni öldürmediğime de pişmanım ama neyse hadi. Ha? Ne oldu? Bölgeyle. Tosunum benim. Ya çok tatlı duruyor ya. Sarı, siyah atın üzerine. Sarı zır, kırmızı gözler. Bak güzel abi. Şimdi görevlerimize bakalım. Şunu bir iptal edeceğim. Bağlantıyla konuş. Bu sürekli devam ediyor. Şu an ne yapalım? Yan görevlerden. Yeminli komplosu Talasus Mabedi'ne git. Kızın Nimrod görevi var. Aslında siz Cicero'yu Botaniyat tarikatına kurban edebiliriz o görev için de. Sonraki bölümlerde yaparız. Şu şeyi yapalım. İhtiyaç duyduğun anda Kızıl Muhafız Kadını bulma görevini yapalım.
Tamam. Bu biraz daha basit. Şimdi bir Akça'ya gidelim. Akça'ya gitmeden önce şöyle bir şeye bakacağım. Tamam, bir Akça'ya gidelim. Hadi canım. Gel abi. Başka görev seçildi değil, değil mi? Tamam, gel. Bu arada ağırlık durumumuz 379. İyi, yeterli. Ragnar the Red. Hi there. Are you sure? Oh no. Evet. They found me? Please come with me. I need to speak to you. Gel bakalım, haydi. White run from old Rorik's dead. And the braggart did swagger and brandish his blade as he told of both battles in gold he had made. But then he went quiet, did Ragnar the Red, when he met the shield maiden Matilda, who said, "Oh, you talk and you lie and you drink all our mead. Now I think it's high time that you lie." Ha, elixir'e de direkt söyleyebiliyormuş. Yok abi, ben Sadia'ya yardım edeceğim. So, are you working with them? You think you can take me? You is there. So the Alec, tell me. Tamam, rahat ol, seni incitmek için burada değilim. I am not the men who are looking for me, the Alec here. I need you to root them out. Tamam. They're mercenaries, only in it for the money. They're led by I don't dare show my face lest they recognize me. Onları nasıl bulabileceğim konusunda bir öneri var mı? Hapishanede bir tanesi. Tamam. I don't know for sure. I spoke out against the Aldmeri Dominion publicly. I suspect that's why these you think I'd be in hiding if this was something I trust. These men are Ruth guards and jarls can be bought. Tamam. Hadi gidelim abi, gel. I'll cut you in half. Find me. Gel, bir görevimiz var. Hop. Alosa saygılar. Gel abi, asma yosununu alırım. Alamıyorum. Have been saying things about you. That you're the one that, well. Tam altının adamı, gel bakın buraya. Well, never mind. Sir. What are you looking at? You have a death wish then? If you know that name, you must know to meet. But it seems we both have needs, friend. Suikastçıyım ulan ben. I have dishonored my brothers by being captured, so they. My life with the Alakir is over now, but I have. See to that, and I'll tell you what you want to know. 100 gold will secure. I suppose you'd better get the money into the hands of one of these guards, because I was clumsy enough to be captured. Kamatu always says we're supposed to be the best of the best. Tamam. I wasn't. Hacı, mahkum için sana para veriyorum. Onu bırak. Okay. Some are saying the Sijic monks have been seen in Skyrim. They're an ancient order. You buy my way out of here, and I'll tell you what you want to know. Very well. Kamatu is west of Whiterun. It's an unassuming. Dolandırıcının ini denilen gösterişsiz bir yerde. If you set foot in there, you're never coming back out. But that's your problem, not mine. Evet, doğru. Tamam. Kamatu'yu öldür. Okay. Hmm.
Nerede abi Kemahatun'un yeri? Şuradaymış. Buradan oraya gideriz. Arkadaş hep aynı sahneyle. Evet abi, şuradan gideceğiz. O mağara değil, başka mağaraya gireceğiz abi, gel. Burada ne var abi? Burada da bir şey var. Burada ne abi? Külçe gümüş. Zentar'ın kolyesi falan bir şey olsaydı bari ya. Gel abi. İhtiyacımız mı var? Tabii ki. Hayır. Şu ileride de bir görev vardı sanki. Ondan sonra da bakabiliriz. Tabii bakalım. Şey aktif olacak mı olmayacak mı? Çok emin değilim ama. Hırsız amatis alırız abi. Ben biraz çalıyor gibi oluyorum ama kusura bakmayın. Çifte gizem çeviren onur kurtuluş. Okey. Tamam. Şu an burada pek bir şey yok gibi görünüyor. Markülüyor. Buz yanına alırım. Hadi gidelim abi. Böyle ilgili bir görev vardı sanki ya, çok hatırlamıyorum ama bir yerde aktif edip öyle mi geliyorduk? Tam hatırlayamadım şimdi. Gel abi, neresi? Şura mı? Tek hamle abi. Hızlı, net. Geç onu. Hadi gidelim. Oh. Şu eşyalarımızdan şeye bir bakmak istiyorum. Şu an emsalsiz kaldırım madalyonu takılı. Güzel. Tamam. Diğerlerinde sıkıntımız yok. Bunları alırız ya. Arkuru gel. Hop. Bunu aldım. Tamam. Güzel. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Hop, hop. Güzel. Biraz canımız çabuk iniyor. Üstümüzdeki zırh, zırh yok daha doğrusu. Üstümüzde herhangi bir zırh olmadığı için o sıkıntılar olabilir. Çareyi yaptıktan sonra ama biraz hafif zırha, ağır zırha yavaş yavaş girebiliriz. Yani bütün şeyli görevleri bitirdik aslında. Yani Alduin ana görevini bitirdik. Hırsızlar Loncası'nın görevini bitirdik. Kızlar Koleji'nin görevlerini bitirdik. Şu an Karanlık Kardeşliği'nin de görevlerini bitirdik. Son bir iki tane görevimiz kaldı. Bundan sonra yoldaşlara gireceğiz. Yani sırayla bütün hepsini yaparak gidiyoruz. Biraz da hızlı ilerliyoruz aslında. Bu biraz bize sıkıntı çıkarabilir mi? Yürü git. Burada bir level aldık sanırım. Hadi ya. Oo, dajladı bile. Güzel. Tamam abi. Gel. Hop. Bir level aldık mı? Yok, almamışız daha. Burada sandık yok. Değil mi?
Şurada ne var? Geç abi. Yukarıdaki büyücü. Önce şunu alalım. Alamadık. Hadi ya. Aşağı atladı ya manyak. Atılıyor. Ben tek yapamazsın abi. Ben de geliyorum abi. Abi siz bana yol verecek misiniz? Markuryo'yu yol ver. Markuryo bırak beni. Markuryo. Markuryo beni bırak. Aksiyon yaşamak istiyorum Markuryo. Markuryo olmuyor böyle. Dur lan onu ben öldüreceğim. Nerede? Sen bana çekil aradan. Tamam. Başka var mı? Okey. Bu arada 100 altın aldık. Alikir'in adamını çıkarmak için, serbest bırakmak için verdiğimiz parayı da buradan çıkarmış olduk. Hatta fazlasını. Peki başka var mıydı abi buralarda bir şey? Onu aldık. Şurada bir şeyler var. Oo. Yani bu altınları böyle ortaya atmaları hiç etik bir davranış değil. Yani onu baştan söylemek isterim. Gel abi. Burada da bir şey yok. Gel arkadaş hop. Pancara bitti nasıl öldü lan? Ben anlamadım onu. Lan Dremora çekil önümden. Ağır zırh 27 oldu bu arada. Üstümüze ağır zırh niyetine sadece. Bu arada nereye vereceğim? Efsun'a veriyorum. Bu puanı şöyle bir bakayım, sinsilik şu an durumumuz nedir abi sinsilikte? 96'dayız. 4 puan daha topladığımızda sinsiliği 100'e tamamlayacağız. Bölge savaşçısını aktif edeceğim. Burayı da tamamlamıştık. Tamam. Çağrıda durumumuz nedir abi? Bu arada tekele de bir bakmak istiyorum. Buraya 3 puan vermişiz. Şimdi tek elde diğer yerleri belki girmeyebilirim. Sadece burayı fullerim muhtemelen. Demirciliği 60'a daha çok var. Arada 93. Bu puanı şu an ben vermeyeceğim. Bu puan dursun elimizde. Tamam. Gel abi. Bir puanımızı yedekte tutalım şimdilik. Dur şurada bir şey var mıydı? Masanın üstünde falan. Bir şey yok. Buna bakmadık mı? Bakmadık. Bu arkadaşa bakmıştık. Şurada bir sandık varmış yalnız. Sandıkta ne var abi? Tamam. Gel abi şuradan gidelim şimdi. Biz buradan mı geldik? Yok. Dur. Doğru yoldayız. Dremora gitti. Neden burada olduğun bir sır değil. Sold the city out to the Aldmeri Dominion. Were it not for her betrayal, Tanith could have held its ground in the war. The other noble houses discovered her betrayal, and she fled. They want her brought back alive. The resistance against the Dominion is alive and well in Hammerfell, and they want justice. Of course, did she appeal? No doubt she's convinced you that she's the victim. Hayır. But do you know why we pursue her? I'd hoped we could work something. Çok konuşmaya gerek yok. Ben de varım. Tamam bir yürü git.
Sağlam lan. Alır. Al orada. Yürü git. Yürü git lan. Tamam. Hepsi öldü. Bunları geç. Kemalatı'da 250 altınımız var. Güzel. Diğerlerinde bir şey var mıydı? Diğerlerinde bir şey yok sanırım. Hep aynı şeyler var. Yukarıya çıkalım. Hop. Tamam. Geç bunu. Şunu alalım. Başka bir şey. Burada bir şey yok. Herhalde şu karşıda bir şey var mı? Orada da bir şey yok. Tremor ölmüş zaten. Şuradan bir çıkış mı vardı? Bir şey vardı sanırım. Hop. Geldiğimiz yer şuraydı değil mi? Evet. There's a cave here. Think we should check it out? Bu yine içeriden çıktık manyak. Gidelim Sadia'ya. Görevi bitirelim. Buradasın. Any news of the Alakir? Evet. At last, I take this reward. I managed to sneak some of my wealth out of Hammerfell when I left. It's the least I can do. For now, I will maintain my ruse here. You are always welcome in the Bannered Mare. Teşekkür ederim. 500 altın aldık bu görevin karşılığında. All right. Görev senin olsun. Hadi gidelim. Şimdi bakalım ne var abi. Tamam, şimdi buraları yeni bir yan görev yapmayacağım. Aklımda başka bir şey var. Ya bir dur git. Kim attı? Sen ne yapıyorsun orada? Birader. Hocam. Ters yerde duruyorsun. Heh, şimdi oldu. Şöyle bir bakalım, görevlere girmeyeceğim ama şöyle bir haritaya bakmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Creation Club'la gelen tüm yeni silahları, zırhları bulma odaklı ilerleyen bir seri bu. Şimdiye kadar birçok zırhı görevini yaparak aldık. Bir iki tanesine para verdik aldık ama görevini yaptıktan sonra para vermiş gibi bir şey olduk. Yine bir tane zırh setimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam şuralarda bir yerde olacak. Şuradan oraya bir gidelim. Ne taraf? Şu tarafa gideceğiz. Burada bir mağara var. Mağaraya girmeyeceğim ama aktif edelim. En azından bu bölgede ışınlanabileceğimiz bir iki nokta olsun. Tamam. Yalancı sığınağı mı? O nedir abi? Dur, bunun arka tarafında yürü git. Üstümüzde zırh olsa, yani zırh veren bir item olsa aslında bunlara hiç gerek yok. Çareyi fulleyene kadar böyle idare edeceğim arkadaşlar. Siz de idare edeceksiniz. Burada bir kulübe olması lazım. Şu an geldiğimiz noktada. Aynen doğru yerdeyiz. Burada bir görev vardı ama aktif oldu mu bilmiyorum. Değil. Ne abi?
Arayısı çalmadı. Ha şurada. Zaharia'nın notu. Bunlar Zaharia'ya bir de şiir mi vardı? Biz de önceki bölümde almıştık sanki ya. Aynı. Zaharia, çöl çiçeğim, aşkın filizlendiği tohum sensin. Hocam bu aşk şiirini bir kenara bırakalım. Ben okumak istemiyorum bunu da. Şu yeni görevlerimize bakalım. Görevse. Ne diyor? Varlık. Evrak dosyası ona bu ismi vermişti. O kelimeyi anlayana ve hazmedene kadar bir süre geçti. O anda üzgündüm. Şimdi ise sadece sinirliyim. Her şey ben bu memuru sırf zevk için öldürdüğümde başladı. Büyük ihtimalle pek akıllıca bir hareket değildi. Aman böceği gibiler. Hepsini birden öldüremiyorsun. Ama denemek hoş gelmedi desem yalan olurdu. Aslında onunla yüzleştiğim zaman ne yaptığını bilmiyordum. Cesedinde işe yarar bir şey bulmayı da beklemiyordum zaten. Fakat sonra evrakları buldum ve artık gerçeği biliyorum. Ehil Heil bize ihanet etmiş. O hain deyip bulmak kolay olmayacak. Ama bir planım var. Evraklara göre ilahlar tapınağında tundra pamuğu ve vazosunun altında not yerleştirerek buluşma ayarlıyorlar. Bir tane de ben yerleştireceğim ve onun benimle kayıp yankı mağarasında buluşmasını sağlayacağım. Sonra da küçük yalancı kurnazın bağırsaklarını deşeceğim ve ona ne kadar varlık olduğunu göstereceğim. Böyle bir notumuz var. Çift taraflı isminde bir şey aktif oldu. Muhafızın dosyası Ehil Heil. Tamam, buna da bir bakalım hemen. Durum varlık, işbirlikçi, aktif. Açıklama erkek, orman elfi, 30'lu yaşların sonlarında. Arka plan Ehil Heil. Genç yaştayken Kızıl Kamalar tarafından evlatlık edinilmiş ve Sayrudil'in ana diyarlarındaki sığınakta eğitilmiştir. Bazı istihbaratlara göre ebeveynleri haydutlar tarafından öldürülmüş ve çocuk da rehine olarak alınmıştır. İşletme notları. Arka plandan ötürü aslen muhtemelen varlık olarak kimliğiyle ona oynanmış. Ehil Heil ebeveynleri hakkında yalan bilgi söyleyip varlık olarak işe alınmıştır. Devam eden yıllarda kendisi haydut gruplarını tespit etmekle değerli bir bilgi kaynağı olduğunu kanıtlamış. Aynı zamanda İmparatorluk şehri muhafızının Kızıl Kamaları Sayrudil'den temizlemesine yardımcı olmuştur. Şu anda Ehil Heil arınmadan sonra kuzeye kaçmış, mülteciler hakkında bilgi vererek Doğu İmparatorluğuna ve Skyrim'deki muhafız kaplanlarına hizmet ediyor. Issız kentte Akatoş mabedinin arkasına not yerleştirerek buluşma ayarlayabilirsiniz. Uygun kanallar ayrıcalığı ile herhangi bir ekstra kaynak ayarlanır. Yanlış mı okudum? Yok. Herhangi bir ekstra kaynak ayarlanır. Böyle bir de dosya var. Günlük var. Tamam, bunu okuyunca ama herhangi bir şey aktif olmadı. Tamam. Şöyle bir bakalım abi. Çift taraflı isminde bir görevimiz var. Ne diyor? İsteğe bağlı. Zaharia'nın planını boz ve mektubu alıkoy. Kayıp yankı mağarasına git. Şimdi ihanet eden bir adam var. Zaharia'nın niye mektubunu alıkoyup da planı bozalım ki? Planı bozmayalım. Yanlış anlamadıysam kayıp mağarasındaki vatandaş bize ihanet etmiş. Gidip onu direktmen alaşağı edelim. Tamam. Nereye gideceğim? Önce şunu bir iptal edeyim abi. Kaldır. Yok, bunu yapmayacağım. Ben direkt şuraya gideceğim. Evet, hadi gidelim. Rengiden yok değil mi? Şöyle bir bakalım. Biliyor musun abicim? Buraya daha önce bir girmiştik. Aha.
direkt bize. Saldırıda bulunacağım. Bu anlaşıldı. Ne bir? Öldü mü lan? Ben çıkamadım yukarı. Geri git. Öldü mü lan? Merasim mangalı nedir abi? Doğru malzemeye sahip değilsin. Aha, deri gözlü eldivenleri. Bir zırh setimiz oldu arkadaşlar. Deri gözlü eldivenleri, deri gözlü miğferi, deri gözlü zırhı, deri gözlü çizmeleri. Güzel. Şunu da al. Şunu da al. Sende ne var? Ehli elin günlüğü. Yakan ork gürzünü geç. Zaharia'yı katletmişler zaten ya. Burada ne var abi? Tekel saldırı 56 oldu. Ne abi? Tamam, yüce lordumuz. Bu eski bir şey herhalde. Tamam, çeviren Oğuz Ay Yıldız. Teşekkür ederim. Abi tamam da neredesiniz? Dur bakacağım. Hepsine bakacağız. Madem buraya girdik, temizlemeden çıkmayalım. İyi de neredesiniz abi? Şu tarafta muhtemelen. Bir saniye. Biz buradan geldik değil mi? Tamam. Tam arkamızda bir çıkış yolu var. Ama nerede? Bunları bir alalım. Burada bir çıkış yolu var. Muhtemelen. Bura öbür taraftan açılıyor. Gel bakayım abi, şu yandan bir giriş yapalım. Eğer orada bir şey görürsek. Hop. Buraya giriş yok. Burası dışarıya çıkıyor. Giriş nerede? Abi herhangi bir yerde bir kol gibi bir şey arıyorum. Şu geçidi açacak ama görüntüde hiçbir yerde de yok. Bir saniye, bir meşale falan bir şey alayım elime ya. Yani bir şey olacağından değil ama şunun arkasında muhtemelen bu tarafa geçiş için bir kol var da buradan oraya gidiş için bir kol yok gibi duruyor. Merasim mangalına ne ihtiyacı var abi? Bir saniye. Şunda bir şey okuyor mu? Şey var mı? Ne diyor? Tayda farkına varmayacak kadar inatçıydı. Kızıl kamalar bitmişti. İsmimizi ve yüzlerimizi biliyorlardı. Eğer şehir muhafızı bizi yakalamadıysa yakalayan Doğu Krallığı şirketi olurdu. Veya loncalardan herhangi biri ve bu yolda kızdırdığımız büyük haneler. Bana sorarsan ben sadece onlara avantaj verdim. Benim görevim sığınağı ateşe verip lejyonerlerin haydutları onlar yanarken bir bir avlamasını sağlamaktı. Meğerse üniformalı teneke adamların ne kadar korkak oldukları ortaya çıktı. Onlar hiçbir zaman adil dövüşmedi ya da anlaşmaya varmadı. Ama hey, ben de öyle. Muhafız kaptanı kendi korkmaktan bizim ölü cesetleri yaktığımızı bile fark etmedi. Kızıl kamalar çoktan gitmişti. Adil bir takastı. Avantaja avantaj. Anlaşmada ben kendi sözümü tuttuğum sürece onlar da onlarınkini hiç bulamayacaktı. Yine de beni yakalamaları artık bir an meselesiydi. Ve onlar benim kaçıştaki rolümden habersizken şimdi de esir almalarına yardım etmemi istiyorlar. Onlara söylediğim her şeyi topluca evraklara yazdılar ki
bunları kaptanlara verebilsinler. Merak ediyorum, acaba hiç benim hakkımda bir tane var mı ellerinde? Özgürlüğümüzün bedelini sadece soluk gözlere anlattım. Geriye kalanlar anlamazdı zaten. Suç duygusu ile başa çıkamazlardı. Fakat ben birine söylemek zorundaydım. Çünkü görünüşe bakılırsa ben de başa çıkamadım. Tamam, bir ihanet çemberinde dönmüş olay, onu anladım. Bura muhtemelen başka bir görevin merasim mangalı. Bunu yapınca mı acaba şu karşı taraflara açılıyordu, hatırlayamadım. Önceki bölümlerde biz buralara sanki geldik çünkü burayı aktif etmişiz. Ne abi? Gümüş yüzükleri alalım, satarız. Gerisine gerek yok. Markulo gel abi, burada yapacak bir şeyimiz yok. Gel. Bir tane yeni zırh seti bulduk. Hafif sırt sanırım. Ben çıkamadım. Hop. Gel abi gidelim. Oraya giremeyeceğiz anlaşılan. Şimdi Tundra çiftliğimize bir gidelim. Daha doğrusu önce şeye gidelim. Bir Mortal'a gideceğim. Mortal'daki büyücü sanırım çağrı büyücüsüyle ilgili eğitim verebiliyordu. Acaba ustalık eğitimi verebiliyor mu onu bilmiyorum. Bu arada siz böyle mıntıka temizliğine mi çıktınız abi? Nerede durum yani? Şuraya bir girelim. Ha, karmaşık diyor. Niye? Saat kaç ki? Saat 11. Saat ileriye alalım abi. Bu adam ne zaman geliyor yerine? Ne oluyor lan? Dur. Büyü. Büyüde. Bu arada takviye kuvvetimiz de bu arkadaşlar. Gel aşağıya. Buraya değil, buraya gelseydin daha iyi olurdu. Nereye gittin? Buranın da bir görevi vardı değil mi? Sonraki bölümlerde bunu da yaparız. Böyle bir şey. Hadi ya, tutturamadım. Gel. Ne gördün orada? Güzel. İneceğim mi? İndi. Remora yer ver. Güzel. Tamamdır. Güzel bir müzik vardı ama yeni başlıyordu sanki. Evet, bir şeyler oluyor. Tamam. Onu geç. Şunu alalım. Tamam. Markurio. Geldin mi abicim? Gel. Sana biraz ağırlık vereceğim. Merhaba. Benim ne değiş tokuş yapmak istediğim bir şeyler var. Tamam, sende şu an bir şey yok değil mi? Bunları verdik mi tamamdır. Tamam, gel abi. Bana buranın büyücüsü lazım abi ya. Buranın büyücüsü de çağrı eğitimi veriyordu.
Ama kendi dükkanında alırsak, hani şu an içeride. Oh, do come in. I hope I have what you need. Sihirbaz nerede? Sihirbaz nerede abi? Neyse, yapacak bir şey yok. So you're an alchemist then. Sende ne var? Kimya malzemeleri olarak ne var? Dev parmağı 39'muş. Alırım abi. Dişlik tuzu. Alırım abi. Gel abi, ben sana dur iksir satacağım. Ben sana 798 altınım varmış senin. 782'lik bir tane şundan satayım. 16 altının kaldı. Böyle yapalım. Bir tane de şundan satayım. 2 altın da benden sana bahşiş olsun haydi. Tamamdır. Until next time. Until next time. Gelin abi gidelim. Tamam, adam bulamadık. Bu buradaki büyücü de aslında çağrı büyüleriyle ilgili eğitim veriyordu ama şey, ustalık düzeyinde mi veriyordu onu tam hatırlayamadım. Şu an bu levelin eğitim hakkını almadık. Aslında gidip demircilikte eğitim alabiliriz biraz. Bu sefer demircilikte eğitim almak istiyorum. Onun için şeye gideceğim. Vadikent'e. Müsaade et, müsaade et, müsaade et, müsaade et, sen de müsaade et. Gel abi, sende pazarlık kolyemiz takılı mı şu an? Tabii ki değil. Pazarlık kolyesini takalım. Tamamdır. Abi, demircilik hakkında eğitim istiyorum. Evet. 470. Okey, yeterince adet. 47 oldu demircilik. Amacımız en az 60'a kadar çıkarmak. Ha, şu an senden o parayı geri alamayacağım mı? Tabii, saat kaç abi? Saat 7. Akşam 7 mi? Yok, sabah 7. Tamam. Şimdi tekrar deneyelim mi? Sen bir yerine geç abi. Sen bir yerine geç. Tamam. Şimdi neler satıyorsun? Tamam, şimdi senden alabilirim o parayı. ...3600 dedik değil mi? Şunun hepsini satsam çok oluyor. Tamam, 45 altının kalmış senin. Şöyle bir bakalım. 45'lik bir tane şundan sattım. Tüm parasını da aldım. Şöyle bir bakalım. Burada bir şey yok. Tamam, gel abi. Bu bölümlük bu kadar. Yeter. Bundura çiftliğine gidelim. Yeni aldığımız seti de oraya bırakalım. Gel abi. Lan. Yeni aldığımız zırh setine bir bakalım arkadaşlar. Burada deri gözcü eldiveni, deri gözcü miğferi, zırhı ve çizmeleri. Bu şekilde bir zırh seti aldık. Az önce yaptığımız görevde yerdeki cesedin üzerindeydi bu zırh seti. Bunu da almış olduk. Özelliklerine bir bakalım beraber. Hepsi tılsımlı. Miğfer %25 yaylar daha fazla hasar verir. Bunda yan kesicilik oranı var.
hafif zırh yeteneğini arttırıyormuş. Bu da kuvvet 40 arttırıyormuş. Böyle bir de zırh seti bulduk. Görevli aldık. Kendimiz yapmadık. Bunu da şuraya yerleştirelim. Gel abi şunu. Aynen. Bu da böyle bir zırh seti oldu. Şimdi başka zırh seti kaldı mı aslında 10. yıl DLC ile gelen? Soulstein tarafında var. Oraya henüz başlamadık. Yoldaşların görevini de bitirdikten sonra aslında o tarafa gitmek istiyorum. Yoldaşların görevi biraz daha kısa sürecek çünkü öyle tahmin ediyorum. 1-2 bölüm içerisinde onlar da bitirir. Soulstein'e o şekilde gideriz diye düşünüyorum. Planım o yönde. Bu arada cıbıldak kalmışım. Hemen üstüme en azından şunları bir giyinelim. Tamamdır. Bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Yine bu bölümde de Karanlık Kardeşliğin görevini biraz ilerlettik. Hatta bitirdik sayılır. Bir iki ufak yan görevi kaldı. Onları da yaptıktan sonra zaten gece ana sürekli bize şey veriyordu. Yeni sözleşmeler falan veriyor. Random olarak döndüğü için artık o tarafa fazla eğilmeyiz. Karanlık Kardeşliğin ana görevlerini bitirdik. Bir iki ufak bir şey kaldı sadece. Sonraki bölümlerde artık yoldaşlar tarafına gireriz. Yoldaşların görevini de yaparız. Ondan sonra orayı da bitirdikten sonra Soulstein tarafına geçeriz. Soulstein tarafında almadığımız birkaç tane daha zırh seti var. Onları da artık oraya gittiğimiz zaman hallederiz. Skyrim tarafında büyüleri bulduk. Kaç tane silah bulduk. Kaç tane zırh bulduk. Aslında bayağı bir zırh setimiz oldu. Zaten seriyi başından bu yana takip edenler bilecektir. Bu serinin asıl amacı 10. yıl DLC ile gelen silahları, zırhları görevlerini yaparak elde etme yöntemini sadece göstermek istedik. Yani normalde şu an burada gördüğünüz bütün zırhları aslında demirciliği geliştirerek kendiniz de üretebiliyorsunuz. Ama bunların görevlerini yaparak hiçbir malzeme falan kullanmadan, hiçbir para harcamadan iki tane zırh hariç elde etme yöntemlerini göstermeye çalıştım biraz da. Yani Entrain tarafında da mesela bütün mankenleri doldurduk. Şimdi Tundra çiftliğindeki tüm mankenleri doldurduk sayılır. Sadece bu kaldı. Artık maceraya bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde muhtemelen yoldaşlar tarafına girebiliriz. Oranın görevlerine başlayabiliriz. Skyrim'de bir iki tane muhtemelen item falan bir şey kalmıştır. Onları da yaparız. Artık duruma göre hareket ederiz. Son aldığımız zırh seti bu. Hafif zırh, biraz da suikastçiler için düzenlenmiş bir zırha benziyor. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı ve videolarda beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.